Herkese merhaba. Samandıra Cambartu tesislerindeyiz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. 16 resmi maçın 16'sını da kazandı İsmail Kartal'ın öğrencileri. Tabii ki bu performansta savunmanın performansının çok büyük bir payı var. Biz de savunmanın yıldızlarından Rodrigo Becao ile birlikteyiz bugün. Öncelikle teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Obrigado a vocês pelo convite. Öncelikle ben sizlere teşekkür ediyorum davet ettiğinizden dolayı. Sadece ben değil, takım içerisindeki herkes almış olduğumuz neticelerden dolayı fazlasıyla mutlu. Söylemiş olduğunuz gibi 16 maçta 16 galibiyet elde ettik ve bize göre bu fazlasıyla önemli bir istatistik. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çalışarak çok daha iyisini ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Graças a Deus estão chegando. Fenerbahçe'den ilk teklif aldığı zamana dönmek istiyorum. Ne hissettin Fenerbahçe ilk temas kurduğunda, bu temas ne zaman oldu? Bizimle paylaşabilir misin biraz? Na verdade quando soube que eu tinha essa oportunidade. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini duyunca çok mutlu oldum. İlk teklifi duyduğumda gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Fenerbahçe sadece Türkiye'nin en büyük camiası değil, aynı zamanda dünyada da iyi bilinen, aynı şekilde ülkem Brezilya'da da çok iyi tanınan bir camia, çok iyi bir kulüp. Dolayısıyla benim açımdan buraya gelme konusundaki karar aşaması çok zorlu olmadı. Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek. Bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum ki bu şampiyonluğu elde edeceğiz. Ben de bu yolda takımıma en iyi şekilde fayda sağlamak istiyorum. Espero poder ajudar para conseguir esse título. Tabii kariyerinde Brezilya Ligi'nin dışında Rusya'da ve İtalya'da da forma giydin. İtalyan futbolu biraz sert bir futboldur stil anlamında. Peki Süper Lig'in stilini, oyun stilini nasıl buldun? Sence temel olarak oynadığın liglerle ne gibi farklılıklar var? Gözüne çarpan, şaşırdığın noktalar var mı? Tem diferente das outras ligas que eu joguei. Türkiye Süper Ligi ile alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten burası farklı bir lig. Burada oynadıktan sonra açıkçası bazı insanlar şöyle düşünüyor olabilirler. Türkiye Süper Ligi basit bir lig. Ama böyle bir lig değil kesinlikle. Evet, oyun farklılıkları söz konusu. İtalya ile kıyas ettiğim zaman İtalya'da taktiksel anlamda defansif olarak özellikle çok fazla çalışmalar sergilenir. Oyunun defansif bölümünü çok fazla çalışırlar takımlar. Burada da agresifliğin fazlasıyla yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kaliteli oyuncular, kaliteli takımlar mevcut Türkiye Süper Ligi'nde. Dolayısıyla rakiplerin hiçbir şekilde kolay rakipler olmadığını söyleyebilirim. 3 puan almak kolay bir şey değil Türkiye Süper Ligi'nde. Dolayısıyla buranın zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim. Şunu da çok rahatlıkla ifade edebilirim ki oynayacağımız hiçbir maç ya da oynadığımız hiçbir maç kolay maç değil. Hiçbir rakip kolay değil. Dolayısıyla bu anlamda fazlasıyla zorlu bir lig olduğunu düşünüyorum buranın. İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarının çok sevdiği bir karakter. Zaten yıllardır kulübün içerisinde ve dokunuşuyla birlikte bu sezon bambaşka başladı. Senin için İsmail Kartal nasıl bir karakter? Seninle olan iletişimi nasıl, takımla olan diyaloğu nasıl? Bundan bahsedebilir misin biraz? İsmail Kartal hocamız öncelikle kulübü tanıyan birisi, burayı bilen birisi ve aynı şekilde güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi. Ve oyuncularla da iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel anlamda oyuncularla sürekli olarak diyalog halinde. Benim için de aynı şekilde çok önemli birisi kendisi. Çünkü sürekli olarak burada bana yardımcı oluyor neler yapmam gerektiği konusunda. Buraya geldiğimde de aynı şekilde göstermiş olduğu iletişim şekliyle, yakınlaşmasıyla ve güzel sohbetiyle, iletişimiyle beraber ben de çok daha rahat bir ortam görme imkanına eriştim. Benim için çok daha rahat oldu buraya adaptasyonum. Hocamız sürekli olarak bizlere yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarıma bana neler yapmamız konusunda, sahada nasıl davranmamız konusunda bizlere sürekli olarak direktiflerini sunuyor ve bizlere yardımcı oluyor. Bu da tabii ki bizim yaptığımız şeyleri geliştirmemize vesile oluyor. Dolayısıyla kendi adıma gerçekten onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii sen de az önce değindin, bir şampiyonluk özlemi var Fenerbahçe camiasının. Çok kaliteli bir kadro kuruldu. Yönetim bunun için çok çalıştı, çok mesai harcadı. Siz futbolcular olarak büyük efor sarf ediyorsunuz sahada. Hasret sence bu sene biter mi? Bu konuda takımdaki inanç nasıl? Açıkçası şampiyonluğu elde etmek istiyorsanız hep birlikte kolektif bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Sadece biz futbolcular değil, aynı zamanda yönetim, burada çalışan, teknik heyet, burada çalışan tüm çalışanların aynı şekilde konsantre bir şekilde çalışması
gerekiyor. Bana göre şampiyonluğun en önemli anahtarı bu. Evet, sizin de belirttiğiniz üzere yönetim başkanımız buraya gerçekten çok kaliteli büyük oyuncular getirdi. Aynı şekilde takımın içerisinde genç oyuncular da var ve genç ve tecrübeli oyuncuların kaynaşmasıyla, harmanlaşmasıyla bana göre iyi oyunlar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum saha içerisinde. Zaten bunu da aldığımız sonuçlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Bana göre nitelik olarak, kalite olarak her şeye sahibiz şampiyon olabilmek için. Ama tabii ki sezon uzun. Şampiyonluk, yine söylüyorum, çalışmakla gelebilecek bir şey. Önce gerçekten fedakarlık göstererek çalışmanız gerekiyor. Ve Fenerbahçe gibi büyük bir camianın da açıkçası bu kadar uzun süredir şampiyon olamaması da gerçekten güzel bir şey değil. Söylemiş olduğum gibi bunun anahtarı çalışmak. Sezon uzun. Bizler çalışarak istediğimiz hedefe ulaşmayı arzuluyoruz. Merhaba, çok önemli. Türkiye'de bonservisine en fazla para ödenen ikinci stoper konumundasın. 8.3 milyon euro ödendi. Bu sana ne hissettiriyor? Çok kaliteli bir stopersin, o su götürmez bir gerçek. Ama senin içindeki duygular nedir? Me siento muy importante. Me siento valorizado. Evet, bu değer anlamında iyi bir noktada olduğunuzu gösteren bir işaret. Fenerbahçe bana bir yatırım yaptı, beni buraya transfer etti ve benim de tabii ki vereceğim cevap sahada vereceğim cevaptır. Sahada en iyi şekilde performans ortaya koymak durumundayım. Çünkü kulüp bana güveniyor. Kulübün güvenini, benim kaliteme göstermiş olduğu güveni ben de karşılıksız bırakmamalıyım. Tabii ki bu sorumluluk duygusu da yaratıyor sizde ama aynı zamanda çalışmayı da beraberinde getirmesi lazım. Tabii ki ben şu anki durumdan dolayı, kulübün bana duymuş olduğu güvenden dolayı çok mutluyum. Benim en büyük isteğim, arzum Fenerbahçe'ye maksimum şampiyonluklar yaşatabilmek. Bu noktada Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Bunu da tabii ki göstereceğim katkıyla sahada sunmam gerekiyor. Takımın performansı savunma anlamında arttı demiştik yayın öncesinde. Senin takım arkadaşlarına uyumun çok göze çarpıyor. Evet, diğer stoperlerle de iyi anlaşıyorsun ama Alexander Djiku ile olan uyumun gerçekten bir başka. Taraftarı mest ediyor diyebilirim. Sosyal medyada sürekli sizden bahsediliyor her maç sonrasında. Nasıl tanımlıyorsun Djiku ile olan oyununu? Primero quería falar que todos los zagueros Fenerbahçe. Öncelikle şunu söylemeliyim ki sadece Alexander Djiku üzerinde değil, takım içerisindeki tüm defans oyuncuları, tüm stoperler gerçekten çok kaliteliler. Burada gerçekten çok kaliteli stoper oyuncuları mevcut. Djiku ile alakalı konuşacak olursam, kendisi gerçekten çok kaliteli bir defans oyuncusu. Her ne kadar konuştuğumuz dil onunla farklı olsa da birbirimize sürekli olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece ikimiz değil, takım içerisindeki herkes birbirine bu anlamda iletişim noktasında yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir. Evet, kalite önemlidir ama bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilmek, iletişiminiz, saha içerisindeki göstermiş olduğunuz istek ve azim, bunlar da bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Dolayısıyla bunun yanına iletişimi de eklemek, bunun yanına özveriyi de eklemek gerekiyor. Dolayısıyla biz takım olarak bana göre kolektif anlamda iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Zaten ancak bu şekilde Fenerbahçe'yi galip getirebiliriz, maçlardan galibiyetle ayrılabiliriz veya gücümüzü gösterebiliriz. Bu iletişim çok önemli. Bildiğim kadarıyla Bekao bir takma at. Bu takma adı sana kim verdi, bir hikayesi var mı? Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi benim ismim aslında Rodrigo Nascimento diye devam ediyor. Bekao ismi şuradan geliyor. Altyapıda bir teknik direktörüm bana bu ismi, bu nickname'i ya da takmıştı. Bekao ismini o yakıştırmıştı bana. Benden çok mutluydu açıkçası. Benim oyunumdan, benim performansımdan mutlu olan bir teknik direktördü. Ve ben de defans oyuncuları arasında o dönem en uzunuydum. Size olarak en uzunu, en kalıplısıydım diyebilirim. Bek kelimesi Portekizce'de geri, arka, savunma, merkez anlamlarını taşıyor. Ao kelimesi de bulunduğu kelimeyi büyütüyor. Yani iri savunma oyuncusu anlamına gelmiş oluyor. 50 numarayı tercih ettim Fenerbahçe'de de. Udinese'de de yine 50 numara giyiyordu. Bunun özel bir sebebi var mı? Rusya'da da açıkçası bu numarayla futbol oynamıştım. Aynı şekilde İtalya'da da 50 numarayla oynadım. Burada da aynı şekilde ama herhangi bir spesifik bir anlamı yok 50 numaranın. İlk
bu numarayı Rusya'da futbol oynarken giymiştim. Kendimi iyi hissettim, mutlu hissettim, pozitif bir durum yarattı. Forma numarasıyla devam etmeye karar verdim ama motivasyon amacıyla giymiş olduğum bir numara değil. Söylemiş olduğum gibi hem Rusya'da hem İtalya'da hem de burada bu formayı giyiyorum. Şans getirdiğini de düşünüyorum açıkçası. Bize biraz çocukluğundan bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü öğrendiğim kadarıyla futbola biraz aslında geç başlamışsın normalden. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Realmente o pro futebol eu comecei tarde. Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz üzere futbola birazcık geç başladım. Normalde profesyonellik olma yaşı 16-15 yaşları diyebiliriz ama benim başlangıç yaşım biraz daha geçti. 17 yaşında başladım ama iyi bir şekilde geçtiğini düşünüyorum o periyodun. Her ne kadar futbola geç başlamış olsam da bana göre bu geç başlamış olmanın da artıları vardı. Zamanla kendinizi çok daha iyi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla futbola geç başlamış olmam benim için bir şikayet unsuru değil. Evet, erken başlamış olsaydı futbola daha iyi olurdu ama geç başlamam da benim için şikayet edebileceğim bir konu değil. Çocukluğumla alakalı şunu söyleyebilirim. Tamamen futbolla geçen bir çocukluktan bahsedebiliriz. Sürekli olarak arkadaşlarımla sokaklarda futbol oynuyordum. Tek sevdiğim spor dalı futboldu. Ara ara ailem tabii ki beni uyarıyordu ders çalışmam konusunda ama ben fırsat bulduğum zamanlarda sürekli olarak sokaklarda futbol oynuyordum. O artes marciais nunca foi meu forte. Futbol dışındaki ilgi alanlarını soracağım artık. Yavaş yavaş sona geldik. İstanbul'da nasıl bir hayat yaşıyorsun? Futboldan başka işte sinema olur, kitap okuma olur, farklı ilgi alanların var mı? Bom, no meu benim buradaki ilk önceliğim çalışmak. Fenerbahçe'ye yararlı olabilmek adına çalışmak. Bu benim ilk önceliğim ama tabii ki de boş zamanlarımız olabiliyor. Bu boş zamanları nasıl değerlendiriyorum? Daha çok eşimle zaman geçirmeye, ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Dışarı çıkmayı seven birisi eşim. Dolayısıyla akşamları, akşam yemeği yemek için dışarıya çıkıyoruz. Güzel restoranlar var İstanbul'da. Dolayısıyla bu boş zamanları bu şekilde de geçirebiliyoruz. Video oyunları oynuyorum. Bu da boş zamanlarımda yapmış olduğum aktivitelerden bir tanesi. Açıkçası başlarda eşim bu noktada çok zaman geçirdiğimden dolayı bana birazcık kızıyordu. Ama artık beni daha çok rahat bıraktığını söyleyebilirim. Ama günde boş zamanım olduğunda özellikle 5-6 saat Call of Duty Warzone oynadığım oluyor. A maioria do meu tempo no Warzone. Tabii geleceğe dair planlarını da merak ediyorum. Fenerbahçe'ye daha yeni geldin. Uzun bir Fenerbahçe kariyeri mi var hedefinde yoksa farklı planların var mı tekrar Avrupa futboluna dönmek gibi? Gelecek açıkçası Tanrı'nın bileceği bir şey. Elbette ki benim de kendi planlarım var. Ama şu anda tabii ki bu planların nasıl gerçekleşeceğini bilmiyorum gelecekle alakalı. Ben şu anda buradayım ve Fenerbahçe'de olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı zamanda bana çok büyük bir destek var burada. Hem takım içerisinde hem de taraftarlarımız, hem buradaki insanlar, Türk insanları gerçekten beni çok iyi karşıladılar, çok sıcak karşıladılar. Burada yaşamaktan dolayı da kendimi çok mutlu hissediyorum. Dolayısıyla bu noktada şikayet edeceğim hiçbir şey yok. Açıkçası hem benim için hem de kulüp için cazip bir teklif olursa, cazip bir durum olursa oturup beraber karar verecek şekilde konuşabiliriz. Como eu falei antes, o futuro eu entrego na mão de Deus. Bu sezon taraftarın performansı da gerçekten müthiş. Tribünler hep dolu. Senkronize bir şekilde tezahürat yapıyorlar, sizi destekliyorlar. Sen Fenerbahçe taraftarını nasıl buldun? Daha önce oynadığın takımlardakiyle kıyasladığında çok fark var mı? Boa pergunta. Na verdade... Evet, güzel bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben tüm takımlara, tüm takım taraftarlarına saygı duyarak bunu söylemek istiyorum. Oynadığım kulüplere de saygı duyarak bunu söylemek istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe taraftarları çok farklı. Hepsi gerçekten çok farklılar. Çünkü bizi sürekli olarak destekliyorlar. Sadece içeride oynadığımız maçlarda değil, deplasmanlarda oynadığımız maçlarda da bizi muazzam bir şekilde destekliyorlar. Sürekli oyunun içerisindeler, sürekli takımlarına bağlılar. Çok büyük bir tutkuya sahipler. Dolayısıyla bu özellikler, bu nitelikler de futbolcu için çok önemli unsurlardır. Bu da size ayrıca bir güç, ayrıca bir motivasyon katar. Biz de onların desteğini fazlasıyla hissediyoruz ve ben kişisel olarak takım adına da şunu söyleyebilirim. Onları tebrik ediyoruz açıkçası ve onlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten diğer takımlara kıyasla, yine tüm saygımla söylüyorum bunu, diğer takımlara kıyasla çok farklılar. Você se sente amado pela torcida. A torcida demonstra que te ama. Son bölümde kısa soru, kısa cevap yapacağız. Senden ricam şu, tek bir cevap vermen. Yani bir futbolcu sorduğumda tek bir isim söylemen. Takımın en konuşkan futbolcusu kim? Eu acho que o Tadic. Tadic. Takımın en şakacısı kim?
Fred é muito brincalhão. Fred, çok şakacı. Peki, zaten çok neşeli bir karakter. En çok yemek yiyeni kim? Matt Müldür. Takımın en çalışkanı kim? Aşkım, bunu Tadiç tabii. Tadiç. Bunun cevabını merak ediyorum. En iyi giyineni kim? Çünkü hepiniz çok şıksınız ama tek bir isim alacağım. Aşkım ki... Mishi Batshuayi, bu arada kendine has bir stili var ama benim fikrim Joshua King. En yeteneklisi kim? Para mim seria... Entre o Szymanski o... Szymanski ya da Ryan bilmiyorum ama Szymanski. Peki son soru. Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı. Roberto Carlos da... Tabii ki Roberto Carlos'u da çok beğeniyorum, çok seviyorum ama buna cevabım Alexis de Souza. Değerli izleyenler, Rodrigo Becao ile birlikteydik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Fenerbahçe'nin 16 maçlık bir galibiyet serisi olduğundan bahsetmiştik. Milli aradayız. Milli ara geçtikten sonra tekrar ligler başlayacak ve bakalım İsmail Kartal ve öğrencileri bu seriyi devam ettirebilecekler mi? Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.